Koah, ciddi bir sorun. Astım, alerji gibi pek spreyleri soracağım. Şu astım spreylerine, evet, ağza sıkılan spreyler var ya. Bunların yan etkileri var mı? Sonuçta her ilacın yan etkisi olabilir ama çok azdır. Zaten bunlar inhaler ilaç, nefes alınan, evet, ilaçlar olduğu için vücuda mikrogram düzeyinde alıyoruz biz onu. Onun akciğerden kana karışıp vücudun diğer organlarına yayılıp yan etki yapma ihtimalleri çok düşük. Ama sonuçta kesinlikle yok diyemeyiz. Ama çok ihmal edilebilir boyutlarda. Dokunursa da biz ona göre ilaç değişikliği yapıyoruz. Evet. Ben bir şey soracağım. Astım hastalarının herhangi bir şeyleri olmasa da spreylerini yanlarında, çantalarında, ceplerinde taşımasını önerir misiniz? Kurtarıcı ilaç dediğimiz ilaçlar var, bir de kalıcı ilaç, yani düzenli kullanması. Düzenli ilaçlar yanında taşımasına gerek yok ama kurtarıcı ilaç dediğimiz kısa etkili nefes açıcılar, o nereye giderlerse yanlarında olacak. Onlar taşıyordur zaten evet, ama tabii yine ki. De ben söyleyeyim dedim. Astım, alerji gibi solunum yolu hastalıklarına en iyi ne iyi gelir? En iyi temiz hava gelir. Evet. Onun dışında yani her şeyde olduğu gibi beslenmeye çok dikkat etmek gerekir. Fiziksel egzersiz çok önemli. Sonuçta fiziksel egzersizle akciğer kapasitesini biraz düzeltme şansımız var. Tabii ki onun dışında yaşam ortamını en temiz, en düzgün hale getirmek gerekiyor. Evet, ben okuyorum bazen böyle şeyden, sosyal medyadan falan. Astım hastaları bayağı evlerinde hiçbir şey bırakmıyorlar, bütün her şeyleri toparlıyorlar. Böyle çok dikkat ediyorlar, o güzel bir şey. Peki, astım tamamen geçer mi? Astım kalıcı hastalık, genetik hastalık, vücudumuzda ölüme kadar kalıcı bir durum ama rahatlayacaktır. Kişi tedaviyi aksatmadığı, tedbirleri aksatmadığı takdirde ilaçsız döneme gelecektir. Hiç ilaç kullanmadan uzun yıllar yaşamını sürdürebilir. Gayet rahat bir şekilde. Evet. Bir de uykuyla ilişkiyi soracaktım. Bir de şeyi söyleyeyim. Bir de ilaç yazıyoruz biz hastalara. Reçeteyi veriyoruz, gidip kullanın diyoruz. İlacın kullanım eğitimi çok önemli bizim için. Evet. Hastaya yani reçeteyi verip hastaya eve göndermek çözüm değil. Evet. Bir yabancı dizide gayet güzel anlattı, esprili bir şekilde anlatılmıştı. Hasta acile geliyor, nefes açıcı ilaçlarım beni rahatlatmıyor diye. Doktoru nasıl kullanıyorsunuz diye gösterdiğinde hasta inhaler ilacın kapağını kapatıp koltuk altlarına sıkıyordu. Yani hastayı reçeteyi, tabii bunu espri olarak aldım. Tabii tabii. Hastaya ilacı yazıp göndermek çözüm değil. Verdiğimiz ilacı hastanın kullanabilecek mental seviyesine göre belirlememiz lazım. Ve verdiğimiz her ilacı mutlaka nasıl kullanacağını anlatmamız lazım. Yoksa ilacı verip hadi sen bunları kullan 15 gün sonra gel de çözüm elde edemeyiz. Evet, o çok önemli, ilacı kullanma şeysi. Gerçekten o bir eğitim yani. Kesinlikle. Bildiğimiz bir şey değil, değişik bir tür ilaçlar kullanıyoruz. Ne dediniz arkadaşlar, soru duydum orada. Astım krizlerini nasıl önleyebiliriz? Astım krizini tabii ki zaten ilaçları düzenli kullanmak ve bizi krize sokacak şeylerden uzak durmakla bunu engelleyebiliriz. Ama astım krizi geliştiği zaman biz bunu evde çözemeyiz. Ne yapmamız lazım o durumda? En kısa sürede acil servise, yani kriz anında acil servise, poliklinik bile olmaz, acil servise müracaat etmemiz lazım. Orada rahatlatılır, ondan sonra doktorumuza giderek gereken tedavi ayarlarız. Evet, ne gibi durumda, ben son soru olarak bunu sorayım, ne gibi durumda bu böyle gelişir veya tetiklenir astım? Mesela astımlısınız, evde temizlik yapıyorsunuz, biz maske takarak yapın diyoruz. Maske takmıyorsunuz, bol deterjan kullanıyorsunuz, zaten direkt astım krizine adaysınız. Mesela birisi bu. Veya astımlısınız, belirtiler var ama ben gideyim bugün bol polenli bir günde piknik yapayım diyorsunuz. Piknik yapıyorsunuz. Zaten bunlar belirleyici faktörler. Ben astıma gidiyorum diye kendiniz gidiyorsunuz zaten. Zaten kişinin kendi hastalığını tanıyıp ona göre önlemlerini kesinlikle de alması lazım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için. Doktorumuz İzmir'den Semih Ağanoğlu, göğüs hastalıkları uzmanıydı. Çok kıymetli bilgiler paylaştık. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.